Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe devam ediyor. Hatırlıyorsanız o hikayeyi bizimle paylaşır mısınız? Şöyle söylemiştiniz. Hangisiydi? Ben hatırlatayım hemen. Bir kötü bu dünyadan giderken bir iyi imtihan eder. Lütfen. Evet, belki de program başlığı budur. Evet, evet. Montajlı videoyu bu başlıkla yayına verebiliriz. Şimdi böyle bir hadise üzerine, evet, yani genellikle... hadisenin ne olduğu, çok affedersiniz, hadisenin ne olduğu çok önemli değil ama cevaben Selahattin Bey'in söyledikleri önemliydi. Ben bir yine serzenişte, evet, bulunurken kendisi bana bu hikayeyi anlattı. Şimdi kendisinden dinliyoruz efendim. Evet, hatırladım. Evet. Şimdi üzgün bir anı, evet, içinde sevgi dolu bir insan var ama insanlar, evet, onu kırmış, evet, ve birisi ısrarla canını yakmaya çalışıyor. Nerede duracağını, hangi tavırda duracağını bilmiyor. Çok emin değil. Evet. Bir tarafı iyi olmaktan vazgeçmek istemiyor. Bir tarafı kötü olmak noktasına ramak kalmış, böyle gidiyor geliyor. Evet. Kötülük yapsa pişman olacak. Kötü olsa pişman olacak. Kötü hissetse pişman olacak. Kesinlikle. Anlatıyor. Bir sürü şey paylaştık. Dedim dur bak ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. Çok hikaye anlatmayı beceremem. Aynı şey gibi. Şiir yazmak benim için şiir okumaktan çok daha kolay. Ama birçok insan şiir okurken harikalar yaratır da o şiiri yazamaz. Ben öyle düşünmüyorum. Hem okursunuz hem yazarsınız. Yani ben efendim, şey yapamıyorum. Var. Hikayeyi de anlatmayı çok beceremiyorum ama mealen anlatmaya çalışayım. Bana i̇şte, anlattığınız gibi anlatabilirsiniz. Evet, bizim çok geçmişimiz güzeldi. Mum ışığında ders çalıştığımız dönemlerin hikayeleri meşhurdu. Muazzam. Kıssadan hisseleri meşhurdu. Vaktin zamanın birinde bir küçük kasabada bir kasap dükkanı var. Doğru hikaye ve doğru hatırlıyorsam. Bütün yaralanmışlara gelsin efendim. Evet evet, kasap dükkanı var. Kasap işinde, samimiyetinde, gerçekten dürüst, temiz de bir insan. Biraz da yaşını başında almış birisi. Derken kapı açılıyor, içeriye birisi giriyor. Çok bildiği, çok gördüğü, tanıdığı birisi değil. Bütün güler yüzüyle hoş geldiniz diyor. Elindeki işi hızla tamamlamaya çalışıyor. Dönüyor, buyurun ne arz ettiniz? İşte hikaye bu ya. Ben diyor 1 kilo kıyma istiyorum. Kıymayı çıkarıyor, kendince en güzel yerinden hazırlıyor. Diyor ki, ya diyor bu kıymanın içinde diyor işte biraz diyor fazla diyor kemik var. Kemik kalmış. İşte. Tamam, hiç problem değil diyor. Hemen yeni bir et çekiyor, kemiğini ayırıyor. İşte bu defa da diyor ki, ya diyor bunun diyor etin diyor rengi bana fazla diyor böyle koyu kırmızı geldi, beklemiş olabilir. Bir tarafını açıyor, ya bunun içinde diyor çok fazla yağ kalmış. Bir tarafını açıyor. Vesaire. Ben diyor dana kıyma istemiştim. Sen diyor bana inek vermiş oldun. Öbür tarafta ya işte şudur budur, artık en sonunda kasap çileden çıkıyor. Kazanacağı paradan vazgeçmiş. Artık böyle sinirleri bozulmuş. Sinirler, evet, bozulmuş. Bekleyen müşteriler var, paket var, şu var, bu var. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki satırı kaldırırken gözünüzde canlandırın. Evet. Kafasında şimşekler çakıyor. Ulan diyor acaba vursam mı diyor şunun kafasına be. Yani bittim, tükendim artık diyor ya. Bittim, tükendim, bırakıp kaçacağım diyor. O anda hikaye bu ya. Aksakallı bir dede görünüyor. Bizim de hikayelerimizde, evet, aksakallı dede görünür. Evladım diyor. Bir diyor kötü bu dünyadan giderken bir iyi diyor imtihan eder. Sen diyor, tabii bunu en sonunda söylüyor, evet, ama evet, o niyetle söylüyor. Evet. Başına diyor, bunu o zaman sona bırakalım. Seçkin, evet, ısrarla uyarıyor. Bir kibrit başına koy. Diyor bir kibrit koy. Paketi diyor eline ver. Kibarca diyor kapıdan diyor çıkmasını sağla. Nasıl olur? Yap dediğimi. Kasap hemen yan taraftan kibrit alıyor. O dönemlerde kibrit var tabii. Evet. Müşterisinin saçlarının arasına koyuyor. Paket eline veriyor. Teşekkür ederim kardeşim diyor. Para da istemez diyor. Yapacak işlerim var. Adamı söylenirken kapının dışına itiyor. Kapının dışına çıkmasıyla beraber kibrit büyük bir har ile, evet, alev alıyor. Ve adam saçlarında yanan kibritle yanarak orada can veriyor ve aksakallı dede hali hazırda orada, bizim kasap ona soran gözlerle bakıyor. Zaten böyle tüyleri diken diken olmuş, büyük 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 bir panik halinde çünkü, evet, bir insan yaşamı son buluyor orada. Diyor ki aksakallı dede, bir kötü diyor bu dünyadan giderken bir iyi imtihan eder diyor. O diyor senin imtihanındı. Evet. O yüzden her kötü size geldiğinde, her kötülük size geldiğinde onu düzeltmeye talip olmak, onunla mücadeleye talip olmak, onunla can hıraş başa çıkmaya çalışmak belki sizin göreviniz değildir. O belki bir yerlerde belasını çok tırnak içinde affedersiniz, evet, bulmaya gayret sarf ederken sizin kapınızı çalmıştır. Kötülüğe kötülükle mukabele etmeyin cümlesi, evet, bu sebepten gelir. Kötülüğü dışarıda bırakıp siz içeriye kendi güvenli bölgenize gidin. Kötülük kötülüğü bir kötüden bulsun. Bir kötü bu dünyadan giderken bir iyi imtihan etmesin demiştik. Seçkinin hafızasında kalmış. Saygılar efendim. Evet. Kültürel konuların, sanatın, şiirlerin harmanlandığı Kültür Sanat Kafe, özel konu ve konuklarıyla
Radyo Can'da her cumartesi saat 15'te sizlerle.